Merhaba arkadaşlar. MS6813 yeni bir cihaz istedik gördüğünüz gibi. Kutusu bu şekilde geliyor bize. Mastek güzel bir marka. Yurt dışında da kullanılıyor. Yani bir Türk markası değil bu arada. Herkes kullanabilir. Bu tester cihazımız. Tester cihazıyla neler yapabiliriz? Kablo bulabiliyoruz. Yalnız daha önce hiç kullanmadım. Ben de ilk defa alıyorum. Mastek olduğu için alıyorum. Yani markadan dolayı. Burada gördüğünüz gibi BNC'yi test edebiliyormuşuz. Network kablosu var. Bir de uçlarında var. Tabi bunları tam olarak bilmiyorum. Hem tester olarak ve farklı şeyler de var. Modlar da var üzerinde. Bunlarla ilgili bir bilgim yok. Frekanslarını yazmış. 100 Hz'de 300 kHz mı bilmiyorum. 1.5 kHz diye. Sentonehz ses şeyini yansıtmış oraya. Arka tarafta da gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane parçadan oluşmuş. MS6813 dediğim marka. Fonksiyonel kablo test edebiliyormuş. On base demiş. Token renk. Ondan sonra test kablo demiş. Track. Yabancı yazdığı için çok fazla bilmiyorum. Wireless diyor. Track the kablo wireless. Yabancı olduğu için bilmiyorum. Şimdi beraber evet burada mesela şey yazmışlar bakın. Açıklayıcı. Adaptör hard buradan çıkıyormuş. Test düğmesi buymuş. Power tuşu burada. Burada o masasında çok kötü çünkü bir yere koyduğunuz zaman bir şey tıkladığı zaman cihaz açılır ve pili hemen erken biter. Transfer RJ45 demiş. RJ45 testidir buradan yapılıyormuş. Terminatör. Aa, bir bu taraf erkek bu taraf dişi galiba. Terminatör demiş. Roll unit. Yani bilmiyorum. Bunu da bilmiyoruz. Recover ses muhtemelen cihazından bahsetmiş. Cihaz buradan çıkıyor. BNC şey demiş. BNC plunk. BNC tester düğmesi. Transformatör yani sağ sol tone connect ya kısa devre var mı yok mu? Buradan da bulabiliyorsunuz. Buzzer. Beraber açalım bakalım. Kutusu oldukça dandik gördüğünüz gibi. Yani çok dandik. Sağ sol bakın. Bu gidip gele gele kırılır. Ben de ilk defa alıyorum. İçerisinde bir pilimiz var. New Lamp diye. Tabi kalitesini bilmiyoruz pilin. Ölçü aletiyle ilgili bir kitapçık koymuşlar. Kitapçıkta neler yazıyor onu bilmiyoruz. Şöyle bir tabi İngilizce olduğu için çok fazla anlamıyoruz. Bakıyoruz biz de öyle. Şurada kullanım düğmelerini demiş ne işe yaradıklarını. Önden şu uçlar çıkıyormuş. Beraber çok da önemli değil. Testleri de bulacağız bunu. Şimdi çıkardık. Evet aletimiz bu. Alet bu şekilde. Şurada bir kapak var. Her an kaybolabilir yani hemen şey yapmamak lazım ama güzel bir arada olması oldukça yani iyi. Böyleymiş çıkartıyormuşsun önden değil de burada bir şeyimiz var gördüğünüz gibi bili. Buna kulaklık takılıyor mu? Pil var içerisinde pil takılı geldi ama normalde takılı olmaması gerekiyor. Çok fazla herhalde pil harcamıyor mu? Bu harcamıyordur. Asıl pili harcayan bu. Şöyle açılıyor. Düğmeye basınca çalışıyor. Bu buradan alttan koymuşlar. Çıkış yeri burası. Bu buradan çıkıyor. Bir tane de var. 4 parça gibi demiştik zaten. Şöyle iki kablolar. Kablolar güzel kalite kullanılmış. Yumuşak olması ve esnek olması çok iyi. Şu tam bakır kullanılmış. Şurada uydu cihazı. Evet. Koaksiyonel kablo dedi. Uydu cihazının yani uydu receiver'ları var. Oradan takıp direkt buradan test edebiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Kablonun yukarıya gidip gitmediğini. Bunu da diğer tarafa takıyorsunuz sanırım. Erkek tarafına. Yoksa evet. Belki de iki farklı tür. Bu eski model vardı. Acaba ona mı takılıyor? Onu bilmiyorum. Kullanmadığım için çok da araştırmadım bunu. Burada RJ45'imiz var. RJ45 kaliteli kablo biraz. Evet. Bakır kablo kullanılmış. Bunlar önemli şeyler. Telefon jack'ı. Telefon eğer test etmek istiyorsanız telefonu buradan buluyorsunuz. Cihazımız bu şekilde. Pil yok. Bir pil beraber takalım. Şöyle bir pil takalım bakalım. Ses tonlarına da bakalım. Bilmeyen... Pilimizi çıkardık. Şimdi bir çıkaracak yer bile yapmamıştık. Cihazın içi böyle. Bu arada biraz pahalı bu. 200 lira civarında bir fiyatı var. 160 liraya aldım galiba. İnternetten istedik. Sağ olsun göndermişler ama kaç yere baktık.
yani sırf Mastek olduğu için ben kullanıyorum tabi. Başka markalara da ve bir de birçok fonksiyon bir arada, yani bir daha testir aleti alayım ya da aleti almaya gerek yok. Şimdi aletimiz bu. Ton da şimdi. Evet. Bakın kont aslında bu kabloda bu çok önemli. Kısa devre olup olmadığını bakın göstereyim hemen. Kont işe yeniyor. Bu da kısa devre olup olmadığını anlatıyor bize. Neymiş acaba? Işığı da çok iyi. Yakınlaştıkça dışarıda yanmıyor. Bakın bu da pili harcatmıyor. Böyle bir alet yapmışlar. Bu belki de yani şeyini tam bilmiyorum. Şöyle bir, bu da tester. Tamam. Tester gibi yapmışlar. Şimdi şöyle yapalım. Metro kablosunu alalım. Metro kablosunu buraya taktık. Bunu da karşı tarafa takıyorsunuz. Teste bastık. Gevşek olsun bakalım. Evet, tarattı, bulamadı. Çok hızlı. Sadece şeyin olup olmadığını söyle, acaba bir tanesinde arıza varsa ne olur? Yani çok merak ettim bunu. Deneyip test etmek lazım. Off'ta da kullanabiliyorsunuz. Bu off'ta olacak. Test ettik. Tarattık. Kapattık. BNC ile buraya bozuk mu bilmiyoruz. Niye böyle durmuyor bura? Bir kere herhalde. Şöyle bir sıkıntısı var bakın. Tuşlar takılıyor. Evet. Cihaz bu şekilde. Çok uzun metrajlı bir şey aramak istersek acaba. Konta aldım. Buradan değil. Ben ötme durumu gitti. Tony aldı. Buraya takmamamız lazım. Bu kadar yani çok sıkıntılı yapmışlar. Bu insan böyle yapar. Yani böyle değil. Buradan taktık, nasıl çıkartacağız onu düşünüyoruz. Kabloyu test ederken maalesef evet çok büyük bir problem. Allah Allah. Bakın RC45 tornavida ile sıkıştırıp almanız lazım. Çok başarılı bir alet değil. Adamlar öyle yapmış. Tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.